girdiler böyle ağızdan dışına. 1.99 kilosu. Canım çekti. Tarihine bakalım. İkinci ayın dönemi tamamdır. Burada daha fazla var. Çocuklar çok seviyorum. Bazen çok güzel şeyler oluyor. Bak. Ey Azra. Tadam. Gerçekten konuşmuşsun diyetine de böyle yapabilirsin. Daha tatlı bence. Biraz sriracha sos, acı sostan döktüm. Biraz da tatlı ekşi sos. Şöyle çık. Yemeğe vakti iki dilim böyle protein ekmeği aldım ve salata yaptım. Türk kahvesi içelim bugün de. Sabah sütlü kahvemi içtim. Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Günaydın. Saat? Saat 12 olmuş. Anca. Herkes anca kalkıyordur. Biz Turgut'la yani önce çocukları kaldırdık. İşte kalktılar hep zaten bizden önce. Kahvaltı falan yaptık. Biliyorsunuz yarın temizlik günü, o yüzden bugün yapmadık hiçbir şey yine. Bugün Türk marketine gidiyoruz şu anda, alışveriş yapacağız Türk marketinden, biraz et falan lazım. Onları da hallettik mi alışveriş bu haftalık da bitmiş oluyor. Vallahi hiç bitmiyor gerçi. Hafta içi de bir şeyler alıp getiriyorum hep, biliyorsunuz. Hep bir eksik çıkıyor. Türk marketine gideceğiz. Sonra nereye gidecektik? Bile'ye gideceğiz. Azal dondurma istedim. Çünkü bir tanesi yedi dondurmayı sipariş etmemiş ve bana sitem ediyor. Onlar da bir şeye girdiler böyle ağız dalaşına Belina'yla. Çünkü Aza dekorasyon istiyor. Aza çok böyle çok almayı seviyor. Bana çekmiş biraz. Yeri yok evde. Belina'yı da diyor ki odada yer yok. Onlara da diyorum sakinleşin, tamam bakacağız halledeceğiz diye. Belina'yı Aza odayı topluyorlar, çocuk odasını. Biz de Türk marketini hallederim. Bir Villa Plus'a gideriz. Biraz dolaşırız. Eve geliriz. Ondan sonra yemek yaparız. Bugün herhalde Çin makarnası yapacağım arkadaşlar. Size de çekerim. Zaten çok basit hazır şeylerle yapıyorum. Ama normalde sebzesini de bazen kendim kesiyorum da bugün üşendim. Alacağım hazır sebze. Dondurulmuş. Onlarla yapacağım. Bir de yanına çıtır tavuk yapacağım akşama. Böyle. Bugün tartıda yine eksi yarım kilo gördüm. Çok mutluyum. Yani yarım kilo demeyelim aslında. 405 gram. Yani yarım kilo de 405 gram. Yani iyi gidiyor çok şükür. Bir ara çok durdu. Yavaşladı. Şimdi daha hızlı gidiyor çok şükür. Böyle şimdi gidelim bir Türk marketine. Biraz da oradan bakalım neler var neler yok. Size çekim almaya çalışacağım. Kalabalık değildir inşallah. Bugün kalabalık olabilir. Hadi bakalım, yolda gerek. Evet, şimdi Etsin'e geldik. Mandalinalar 1.79'muş. Turgut'a biraz aldırdım. Tartıyor şu anda. İki tane de ayva aldım arkadaşlar. 2.99 kilosu. Canım çekti. Sebzem var biraz evde. Almıştım zaten. Bunun fiyatları göstereyim size şöyle bir. Bu neymiş? Ha, kurutulmuş cennet meyvesi. Bozulmuşa benziyor ama bilmiyorum böyle mi normalde. Kurutulmuş. Bunlar kötü oluyor ya artık. Şeyin mevsimi değil ya. Taze fasulyeler de iyiymiş. Etim de var evde, yapsam mı? Alayım mı? Kemik etim var evde. Bundan yapalım. Bak. Taze fasulye alalım arkadaşlar. 2 oraya düşmüş. Etim de var, iyi olmuş. Şu mor lahanadan da almak istiyorum da yerim yok buzdolabında ya. Buzdolabım doldu. Güzel oluyor salatalarım. Neyse. Kalsın, onsuz yerim size. Çaylar var. Aslında biz et alışverişi için geldik. Gerisi hepsi var evde. Bir tane de salça alayım ama gelmişler. Salçam azaldı. Ben öncüyü kullanıyorum normalde de. Bakıyorum daha uygun bir tane var mı? Tukaş 3 euroymuş. Öncü de çok pahalı baksana. 3 euro şey alalım biz, Tukaş. Şöyle evde bulunsun yedekte. Stoklayalım çünkü az kaldı. Konuş atsın. Bir tane sosis alalım yine. Şöyle bakalım. Hangisi aldık biz? Hindi mi? Hı? Anlamam. Biz hindi alıyorduk da. Yenir herhalde değil mi?
Tavuk mu indi mi? Tavuk. Tarihine bakalım. 2.24'ü tamamdır. Bakalım neler varmış. Pastırmalar da bayağı pahalı artık. Bakın 5.50'ye. Küçücük 100 gramı. Peynir. Aynı eskiden çöldü. Şimdi peynirimi aldım zaten. Şimdi de et peyniri, et bölümüne geçiyorum. Bakın tulum peyniri böyle çıkmış. 2.99. Sağ olsun. Annem peynir çöldü zaten. Bak burada da böyle varmış. Çatına daha ucuza geliyor. Böyle alalım mı? Tam Ufi ile Dren Orna Nanti. Ucuza mı geliyor? Afer'deki bir mi? 1.89, 4 tane. Burada daha fazla var. Bak. Çocuklar çok seviyor bunu. Etlerin fiyatları 3.50, 3.50. Bundan alacağız tavuk fileti. İkisini alayım. Evet kızlar, şimdi böyle bir yere geldik. Bakın burada böyle dükkanlar var. Biraz dolaşalım dedik. Villa Plus'a geldik. Et sana uğradık. Şimdi buraları da gezip eve gideceğiz. Havada soğuk, rüzgarlı bayağı. Nereye girsem önce? Enkadiye'ye mi girelim? Önce şuradan mı başlayalım? DM'ye girmeyiz herhalde. Bir şey lazım mı sana? Yok. Çünkü dün zaten Müller'e falan girdik. Saç boyası alacaktım ben. Saç boyası mı alacaktı? Şöyle benim enkadiye'ye bakalım neler var. Bazen güzel şeyler oluyor. Bazen de hiçbir şey olmuyor. Alo. Sen de hallo. Bilmiyorum. Selam verdiler herhalde. Bazen çok güzel şeyler oluyor. Bazen de dediğim gibi hiçbir şey bulamadan çıkıyorum. Farklı farklı şeyler. Şöyle bir ceketim benim de var. Benimki biraz daha kalın. Arkalar da güzelmiş aslında. Fiyatı da 28 euro uzun. Çok güzel bence. Herhalde pek bir şey yok gibi. Burası daha küçük öbür enkadiyeden herhalde aşk. Neyse şu ev bölümüne de bakayım. Bazen güzel bir şeyler oluyor. Kahve bardakları falan gelmiş. Renk renkli. Bak şunlar tatlıymış. Tanrısın bizim. Anlasam çok güzelmiş. $1.99. Baksana bu Ramazan için ne güzelmiş değil mi? Parıltılı. Evet biz eve geldik şimdi. Hava buz gibi çok şey var arkadaşlar, dışarıda rüzgar. Azra bundan bir daha istedi okul için. Bir tane top aldım ona. Değil mi Azra? Şimdi çim makarnası yapacağım için şu wok sebzesinden aldım. Evde ekmek az kalmış. Ekmek kendime tam tahıllı ekmeklerden aldım. Onları çok seviyorum. Ve Azra dadam. Hem de iki tane dadam. Azra'nın çok sevdiği ve beklediği dondurmalar arkadaşlar. Buradan başka bir şey almamışız. Sonra Tediye Medya'ya uğradık. Şimdi Türk marketine gittik. Onlardan bir şeyler aldık. Şöyle iki tane taç aldım kendime. Bana lazım oluyor. Şöyle iki tane silgi aldım. Yine çocuklara dayanamadım. Bir tane şöyle kart aldık. Bebeğimiz oldu. Ona para koymak için. Bebeğimiz oldu derken bizim olmadı. Akraba, hani eşimin kardeşinin, yani yeğeni oldu eşimin. Sosis aldım bir tane. Bir tane salça aldım. Azra Gül'ün sevdiği peynirlerden aldım. Sonra kıyma aldım, tavuk göğsü aldım, ayva aldım, et suyu aldım, mandalina aldım, bir tane köfte harcı aldım ve iki paket de taze fasulye aldım arkadaşlar. Hani Türk markete gitmişken onları da hallettik, yani alışverişlerimiz böyleydi. Şimdi ben buraları bir yerleştireyim, bir kahve içeyim, ondan sonra da yemeğe başlarım zaten. Size
bugün Çin makarnası nasıl yapıyorum onu göstermek istiyorum. Bu sebzelerin aynısını kendiniz de doğrayabilirsiniz. Ben kendim de yapıyorum bazen evde olunca. Yani önemli olan aslında havuç, hani ince ince jülyen, biber, renkli biberler olabilir. Ve pırasa çok önemli. Ondan sonra istediğiniz koyabiliyorsunuz aslında içine böyle çim şeyine uyacak şekilde. Bunda böyle karışık şprosun var işte, bambu şprosun. Ama ben bunları işte hazır aldım. Hazır daha kolay oluyor yani. Hepsini tek tek doğra, öbür sebzeler kalıyor. O yüzden bir kere yapıyorum, bitiyor, aradan kalkıyor. Çünkü bizde başka pırasa yiyen yok. O yüzden pırasa falan evde bulundurunca kötü oluyor. Hemen hazır alıyorum, yapıyorum. Soya sosu, işte Çin makarnası lazım. Spagettiyle de yapabiliyorsunuz. Çin makarnası şart değil yani. Spagettiyle de aynı tadı veriyor. Önemli olan soya sosu. Ondan sonra üzerine bir de tavuk yapacağım. Tavuk göğsü aldım. Onu da zaten birlikte yaparız daha sonra diye düşünüyorum. Şimdi hemen buraları toparlayayım. Ondan sonra da tekrar görüşelim. Şimdi arkadaşlar size göstereyim dedim. Bunları atmadan da şu mini noodle'lardan alıyorum. Bazen de kalın noodle'lardan alıyorum yani. Bazen de spagettiyle yapıyorum. Bunlar Hofer'de 99 cent geçen almıştım ya. Şimdi değerlendireyim. Bizimkiler çok sevdiği için ben bolcana yapıyorum. Bazen yarın bile yiyorlar yani. Azra hele çok seviyor. Çocukların en sevdiği yemeklerden biri diyebilirim. Şimdi bunlar bu su kaynatıyorum biraz. Hani böyle çok kaynamıyor yani. Nasıl söyleyeyim? Biraz el yakacak kadar yani 40 derecede falan kaynatıyorum ben. Şu anda ısındı mesela suyum. Çok kaynayınca biraz hamur gibi oluyorlar. O yüzden çok kaynatmıyorum. Böyle hani sıcak ama çok kaynamamış bir suyla böyle bir ıslatıp kapağını kapatıyorum. Burada biraz da şöyle normal su ekliyorum içerisine. Yani şöyle her yeri ıslanacak şekilde. Ondan sonra da kapatıyorum. Kendi kendine şöyle 10 dakikada yumuşuyorlar bunlar. Şöyle kapağını kapatınca şurada kendi buharıyla yumuşamaya bırakıyorum. O arada da tavuk etlerimi hazırlayacağım. Bunlar yumuşayana kadar. Yiyorum ortadan. Kemiği var mı bilmiyorum. Şurada kalın bir şey var ya, şu zar mı diyorlar. Onu alalım şuradan. Sonra böyle schnitzel gibi şöyle düz kesiyorum. Şöyle şöyle parçalar alıyorum. Ondan sonra bunları işte sosluyoruz. Böyle çıtır tavuk gibi oluyor arkadaşlar üzerine. Noodle'ın Turgut çok seviyor. Hem de biraz daha doyurucu oluyor, öyle söyleyeyim yani. Şunu da şöyle şuradan alalım. Böyle birazcık açalım. Şöyle biraz ince bir parça olsun. Şöyle gördüğünüz gibi bu parçalara bir ayırayım. Evet, şimdi sosunu hazırlayacağım. Sosu için gerekli olan malzemeler 200 ml su. Onu böyle bir alıyorum. Ondan sonra cama şöyle yarım tatlı kaşığı kadar kabartma tozu arkadaşlar. Şöyle onu da alıyorum içine. Sonra tuz. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Bu yani üstündeki panesi olacak, öyle söyleyeyim. Sonra şöyle soğan tozu veya rendelenmiş soğan da kullanabilirsiniz ama soğan tozu pane için daha uygun oluyor. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar böyle ekleyeceğim. Ondan sonra aynı şekilde sarımsak tozu. Şöyle. Ondan sonra 4 yemek kaşığı da un giriyor içine. Hepsini böyle içine karıştıracaksınız. Şöyle 4 yemek kaşığı un. Şöyle bir karıştıralım. Ben hemen yağı hazırlayayım burada. Bu büyük tencereyi şey için çıkardım, noodle'larım için. Çünkü bayağı bir çok yapacağım.
Bir yandan tavuklarım kızarırken ben de bir yandan bu ocağın altında açıyorum arkadaşlar. Çünkü noodle'larım şu anda çözülmüş durumda. Görüyorsunuz tavuklar böyle çıta çıta kızarmaya başlıyor. Yavaş yavaş şöyle güzelce ne bir kızarsınlar. Bunun da altını açtım. Bu bizim ocağa biraz büyük geliyor. O yüzden biraz uzun sürüyor pişmesi. Şöyle hemen bir sıvı yağ. Eğer varsa susam yağı kullanın. Daha güzel oluyor Çin yemeklerinde. Benim evde yok. Bu aldığım sebzeyi şimdi içine ekliyorum yağın. İyice böyle bir güzelce ne kavrulsun. Üzerine de hemen soya sosu ekleyeceğim. Dediğim gibi siz sebzelerin hepsini böyle hani küçük küçük doğrayabilirsiniz. Biber, havuç, kereviz. Şöyle ben böyle hazır kullanacağım bugün. Pratik oluyor daha doğrusu ve hepsini almak zorunda kalmıyorum. Şu an sesten duyamıyor olabilirsiniz ama yapacak bir şey yok. Çünkü havalandırmayı açmazsam bayağı bir kötü bir hal alıyor evin içi. Gördüğünüz gibi kavrulmaya bırakıyorum böyle biraz. Etlerimizi de unutmayalım. Güzelce çevirelim. Arkalı önlü güzelce kızarması lazım ki içi de pişsin. Şöyle hemen cacık. İçinde bunun mantarı da var arkadaşlar. Normalde mantarı eklemiyorum ben aslında da. Benim aldığım normalde prensesin gümrüzü iglonun. Ama onu bugün bulamadık. O yüzden bunu aldım. Şimdi bu kavrulan sebzelere arkadaşlar soya sosu ekliyorum. Benim soya sosum az mı kalmış, ben mi bulamadım bilmiyorum. Şöyle tüm soya sosunu da ekliyorum. Bulabilirsem bir daha ekleyeceğim ama bulamazsam şundan da biraz ekleyeceğim. Çünkü bu da güzel oluyor. Worcester sos. İntaş barda falan bulabilirsiniz. Ama şart değil yani. Tek soya sosu yeterli. Ben bunu mağazadan ekliyorum. Şu anda soya sosumu bulamadım çünkü. Ya da unuttum almayı. Bakalım arayacağım şu anda bir kiler dolabında. Eğer bulamazsam daha fazla Worcester sos ekleyeceğim. Evet maalesef benim soya sosum çok kalmamış. Olan bu. O yüzden ben biraz daha Worcester sos ekleyeceğim sonra üzerine. Siz daha çok soya sos kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha güzel oluyor soya sosu ama maalesef unutmuşum. Nasıl unuttum bilmiyorum. Normalde bir yedeklerim. Çünkü tüm tavuklara kullanırım soya sosunu. Ama bu sefer unutmuşum. Hemencecik şu tavuklarımı alayım. Bunlar oldu. Hoppa. Bakın şöyle çıtır çıtır kızarmış tavuklar oluyor. Hani bunu böyle de yapabilirsiniz. Yani başka bir şeyin yanına illa Çin makarnası olmak zorunda değil. Her şeye güzel gidiyor. Sırada kalkan da ekleyelim diye. Şöyle hemencecik makarnalardan atıyorum içine. Atıp atıp kavurun arkadaşlar. Dediğim gibi spagettiyle de yapabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Ben geçen defa spagettiyle yaptım. İlla Çin makarnası şart değil yani. Onu demek istiyorum. Bulamayanlar da olabilir. Falan. Böyle hepsini bir arada kavuruyorum. Daha çok ben şimdi normalde soya sosu daha çok olması lazım. Ama benim olmadığı için şu anda Worcester sos ekleyeceğim içine. Makarna 3 pakette yetermiş yani. 4 biraz fazla olmuş. Ama sığdırırım ben şimdi onun içine. Ve Worcester sostan dökeceğim şöyle. Çünkü soya sosum maalesef kalmamış. Keşke olsaydı daha güzel renk veriyor arkadaşlar. O yüzden bol bol soya sosu kullanın yani. O yüzden tuz atmayın ama. Yani çünkü soya sosu zaten çok tuzlu biliyorsunuz. Soya sosunu kullanınca tuz kullanmayın. Yoksa çok fazla oluyor. Bizimkisiler çok sebze sevmediği için ben bir paket sebze kullandım. Eğer siz daha çok sebze seviyorsanız mutlaka daha fazla sebze ekleyin. Bizimkisilere bu yeterli bile yani. Şimdi hemen tavuklarımı da unutmadan bir çevireyim. Güzel güzel kızarıyorlar. Gerçekten bunu şnitzel niyetine de böyle yiyebilirsiniz. Daha pratik bence şnitzel'dan. Şnitzel diyorsunuz yumurta, un, yumurta, sonra semelbrözü, yani ekmek, galeta ununa batırıyorsunuz. O yüzden fazla zahmet veriyor. Böyle şnitzel yerine de yapıp yiyebileceğiniz bir şey. Şimdi şu makarnamı hemen biraz karıştırayım. O kalan makarnayı içine ekleyeyim. Makarnamız hazır sayılır. Sadece dediğim gibi biraz soya sosu az. O yüzden rengi bozduruyor. Yani tüh. Nasıl unuttum ben bugün. Bir de dışarı çıktım yani. Ben evde hep yedeklerim normalde. O yüzden var sandım. Ama maalesef. Maalesef. Kalmamış.
Neyse. Fark etmez. Mutfakta çareler tükenmez. Şöyle Worcester sosunu bir daha geliştireyim üzerine. En azından bu renk versin. Bu da güzel oluyor. Bunu etlere de çok kullanıyorum ben, bu Worcester sos arkadaşlar. Biftek falan yapınca acayip güzel oluyor. Önceden marineliyorsunuz ya, bu sos o yüzden gerçekten güzel oluyor. Tekrar göstereyim size. Şöyle Worcester sos. Kalan makarnayı da ekleyeyim. Ondan sonra bunu böyle karıştıra karıştıra biraz pişirelim. Azra başında bekliyor bile. En sevdiği yemek. Azra şu anda hastalıklı bir şekilde bunun başını bekliyor. Sonum bu şekilde. Üzerine biraz sriracha sos, acı sostan döktüm. Biraz da tatlı ekşi sos. Şöyle çubuklarımız vardı, onları kullandık. Azra sade yiyor, etsiz. Babası etli. Ben dediğim gibi daha acıkmadım. Sonra kendim hazırlayacağım. Benim aile Yiğit de acıkmamış da. Böyle güzel bir lezzeti var gerçekten. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Hatta bakın tavuklar ne kadar sulu sulu kalıyor. Yani gerçekten muhteşem bir lezzet. Hepimize afiyet olsun. Şimdi akşam yemeği vakti. 2 dilim böyle protein ekmeği aldım ve salata yaptım kendime. Bu arada evi de topluyorum. Bakın çekmeceleri falan düzelttim. Gördünüz zaten. Biraz göstereyim. Temizledim yani açıkçası biraz böyle. Şurada makinede bıçaklarım var. Oraya geliyorum. Burasını bayağı bir dağıtmışım. Yani yine tam düzgün olmadı istediğim gibi ama başka çare yok. Başka bir şey bulamadım, bir çözüm. Belki bir şey bir organize falan alırım ama alsam da dağıtıyorum yani arkadaşlar. Öyle yani, şimdi bana afiyet olsun. Sonra yine temizliğe devam edeceğim. Şimdi bir yemek molası verdim saat 4.30'da. Bana afiyet olsun. Tabii ki yemek sonrası bir Türk kahvesi. Salatam çok güzeldi her zamanki gibi. Ve doyurucuydu arkadaşlar. Şimdi bir Türk kahvesi yapıyorum kendime. Çünkü Turgut Bey'imiz uyuyor. Dinlenmeye çekildi kendisi. Simba da uyuyor. Ben de bu fırsat dedim. Temizliğe barışladım. Bir yorgunluk kahvesi içeyim. Ondan sonra mutfağımı falan sileceğim. Yerlerimi moplayacağım. Bugünümüz de böyle geçer. Türk kahvesi içelim bugün de. Sabah sütlü kahvemi içtim. Öğlen de bir cappuccino içtim. Ondan sonra şimdi bir de Türk kahvesi üzerine iyi gider. Ondan sonra dediğim gibi temizlik devam. Oraları hep yıktım zaten. Temizlemem lazım. Şimdi mutfağı sileceğim, yerleri sileceğim. Yiğit daha bir şey yemedi. Bugün daha iyi. Çok şükür hiç ilaç vermedim. Arkadaşlar dualarınız için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şimdi komple mutfağı sileceğim, yerleri sileceğim. Ama dediğim gibi önce
kahvemi içeceğim.